Selamlar herkese. Hançer ben. Surviving the Aftermath maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Sıcaklıklar düşmeye başladı ve kış geldi. Bakalım üstesinden gelebilecek miyiz? İnternette okudum, ısıtsanız yetiyor. Etrafı yazıyor. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şu ısıtıcıyı hemen açtım. 127 tane yakacağımız var. Hatta burada bir tane daha var. Şu ikisi epey bir alanı kapsıyor. Şuralar donuyor gördüğünüz gibi. Etrafında bir soğukluk, sis belirmeye başladı. Bakalım atlatabilecek miyiz? Tarlalar patladı. İnsanları kovuyorum tarladan. Şimdilik 4 tane tarlamız olmuş. Eventler bitene kadar. Bakalım donacak mıyız? Neler olacak? Bu bölüm ne yapacağız? Research'lere devam edeceğiz. Yakacak şey... Şundan yapmamı istiyor ama zaten iki tane yaptım. Okulumuzu yaptık. Eğitim gelmeye başladı. Bir dünya haritasına bakalım. Ha, komple arkadaşlar haritanın bu kısmı kış yaşıyor. Karakterler neler yapmış? Gloriosa yeni bir bölge daha açtı. Süper. Keşfe yollayabilirim. Şunları toplasın. Scavenger olduğu için nispeten hızlı topluyor. Satoshi de 234 research puanı getirdi bize. Ellerine sağlık Satoshi. Haritayı açmak ister misin? Açalım. Hazır oradayken açmaya devam etsin. Son arkadaşımız da burada halen ölmüyor değil mi? Antibiyotik vesaire topluyor. Fena değil. Biraz daha research point toplayabilirsek aslında dünyada şahane olacak. Şimdi 400 puanımız olmuş. Nereye yatıralım bunları? Tarım tarafında birazcık duraklayacağım arkadaşlar. Metalleri hallettik. Şurada da birazcık duraklayacağım. Altyapı. Enerjiye henüz geçmeyelim. Home improvement arkadaşlar. Evlerin yeni evleri yapabileceğiz şu anda. Şunu da yapıyorum. Upgrade'leyebileceğiz de. Şu evleri toparlarsak çünkü mutluluğu toparlayacağız. 36 kişi debuff yiyor konfordan. Evler... Dandik olduğu için ev bile değil çadırdalar şu anda ve shanty şuna çevireceğiz arkadaşlar, prefabrik evler yapacağız. Bir şey daha gelmiş buna, bu da arkadaşlar bir sürü kolonistin yaşadığı böyle derme çatma bir yer, ondan yapmayacağım. Doğum oranı düşüyormuş, sevmiyorlarmış bunu 8 kişilik. Ben şu shantyleri yapmaya başlayacağım. Ne yazık ki mevcut şeyleri upgradeleyemiyorsunuz. Sıfırdan koymanız lazım bunları. Birazcık üzücü. Ve kaça kaç bunlar? 6'ya 6. Normal evler 4'e 5. 4'e 4 normal evler galiba. 4'e 5 de olabilir. Yani iki tane boşluk bırakabilirsem şöyle. Diğer evi de upgradeleyip buraya koyabileceğim. O yüzden bir tane yapalım buraya. Başlangıç olarak. Sonra bunları yıkarak hepsini arkadaşlar yeni evlerden yapmayı istiyorum. Bu bölüm mutluluğumuzu haydi birazcık uçuralım. Yemek fena değil. Suyumuz fena değil. Kaynaklar idare ediyor. Elbiseler biraz azalıyor. Yavaştan şeye de gitmek istiyorum. O ev upgrade'i gelsin ve dikiş nakış gibi işlere gireceğiz arkadaşlar. Elbiseler yapacağız. Bir sonraki research'üm. Unutmazsam ki sıraya ekleyelim. Unutmak istemiyorum. Elbise vesaire yapmak olacak. Nerede acaba? Kaynak tarafında olabilir. Handicraft. Bunu açacağız arkadaşlar. Ve yetiyor research'ümüz. Bunu sıraya ekliyoruz. Böylelikle bir tane terzi, bir tane de araç gereççi yapacağız. Malzemeleri değerlendireceğiz. Süper. Research puanları tam yetti. Güzel. Birisi yetişkin oldu. 6 kişi amele şu anda. Ufak tefek daha fazla iş üretebiliriz gibi hissediyorum. Bu neden yeşil yanıyor? Anladım. Bundan yapmamı istiyorsun da gerek yok bence. Gayet ısınabiliyoruz şu anda yakacak da. Yeterli. Gördüğünüz gibi çok gelişmiş gibi durmuyor evler ama çadırdan böyle karavan misali bir şeye dönüştü derken fareler ne yapıyor burada? Bir saniye. Fare olayı nedir? Vahşi hayvan diyor. Fierce. Dövebiliyor muyum bunu? Dövüyorum arkadaşlar. Merak ettim. Farelerin olması çok sağlıklı değil etrafta. Çok sağlıklı değil. Dafina ne yapıyor? Oradan bir şeyler topluyor. Toplasın. Çalışsın. Ve geldi mi?
Evet, ilk evimiz geldi doğru düzgün. 4 kişi yaşayabiliyor. Ve şunu patlatıyorum yavaştan. Derken upgradeleyebiliyorsunuz ama çirkin bir upgrade. Fareyle kapışıyor gerçekten. Fareden geyik eti çıkması da çok enteresan bu oyunda. Toplasın ama bakalım. Ve upgrade dandik. Daha kalabalık bir eve çeviriyor. Çadıra ama mutsuz ediyor. O yüzden patlatıyorum bunu. Yavaşça kibarca toz kaldırmadan onu patlatıyoruz. Ve onun yerine güzel evlerden yapacağız. Kaynaklar bitti diyor. Ne bitti? Plastik duruyor. Devam etsinler. Bir tane daha kaliteli ev yapalım hadi. Güzel, sığdı. Daha teknik olarak sığmadı. Şöyle koymamız gerekiyor. Diğer evi de patlatmam gerekiyor. Birkaç saniyeliğine bir evsizlik yaşayabiliriz. Ama problem değil. Ha, donabilirler de. O da olası. Göreceğiz. Şunları hallettim. Bir tane yol çekelim. İşte bu. Buraya sığmayacak ne yazık ki. Çok üzücü bir yol olmuş orası. Başka bir şey koyarız. Kesinlikle işe yarayacak bir şeyler yerleştirebiliriz. Dünyada neler dönüyor? Aa, o aletleri topladı. Seni buraya da mı yollasak? Bence haritaya açsın. Şey bulmak istiyorum çünkü research puanı bulmak istiyorum. Satoshi arkadaşım halen açıyor. Biraz vakit alıyor scout olmadığı için. 26 antibiyotik toplamış bu arkadaş da. Bu vebalı yerden kurtuldu. Biraz demir vesaire var. Scavenger bu da. Haritayı mı açsa? Scout'umuz olsa keşke bir tane yollasak. Yoksa şunu mu toplasa? Şunu da toplasın. Bence canı var yeterince. Güzel. Hançerya'ya geri dönebiliriz. Ne kadar sürecek acaba? Şey. Sevgili kış ne kadar sürecek? Birkaç kişi radyasyon yemiş. Ben bir tane daha hastaneye açıyorum. Ve ortada bir event var. Bakalım neymiş. Gece gökyüzünde garip renkli ışıklar belirmiş. İşte nerede olduğunu biliyormuşuz. Birilerini yollayabilirmişiz oraya. Güvenliğe odaklı bir grup yolla, araştırma odaklı bir grup yolla, umursama. Güvenliğe odaklansınlar. Garanti olsun. 15 tane elektronik parçası geldi arkadaşlar. Güzel. Bunları 11 tane var bende. Nasıl 15 tane geldi? Henüz inventory'e koymamış olabilirler. Bunları ne yapacağız henüz bilmiyorum. İleride muhtemelen elektrik ürettiğimiz takdirde kullanacağız vesaire. Ve bir tane daha evi bitirmek üzereyiz. Bu arada onların upgrade'ini de az önce açtım diye düşünüyorum. Şeyler bitmiş, yemekler bitmiş. Fritz ne yapıyor? Boş boş takılıyor. Şuradaki şeyleri toplayalım. Hero'larımız boş durmasın. Ha gayret evi bitiriyorsunuz. Çok güzel. İşte konfor budur. Upgrade de geldi arkadaşlar. Bakalım. Bir kişilik daha yer çıkıyor ve mutluluk bonusu geliyor. Çok güzel. Geri döndürülemez diyor upgrade'ler. Evet, onun için yapıyorum. Bir tane daha specialist alabiliyoruz. Yapıştırdım. Kim geldi? Rico. Scout geldi. Çok güzel. Bu adam haritaya atacak arkadaşlar. 700. Parayı basıyorum. Ve anında kendisini dünya haritasına ışınlıyoruz. Dünya haritasından neler dönüyor? Satoshi haritayı açtı. Haydi research. Okay. Aslında bunu açmak istemiyorum biliyor musunuz? İnternette bir şey okudum. Outpostlar kuracağız ileride. Ve research yerinden mesela düzenli research gelecek bize.
Ama bunu bitirirsek gelmiyor olabilir. Sırf emin olmadığım için onu toplamayacağım şu anda. Sırf emin olmadığım için. Ve haritayı açmaya devam edeceğim. Risk almak istemiyorum. Rico geldi, Scout. Sen haritayı açacaksın, Rico. Güneyde hiç de bir yer kalmamış açacak açıkçası. Kuzeyde buralara yollayabiliriz seni. Hoşça kal. Outpost işini yakında çözeceğiz. Ama onun için de Research Point lazım aslında. Bakalım bir şekilde üstesinden geleceğim. Depo dolmuş. Depo dolmuş kampımız. Ne yapabiliriz onun yerine? Warehouse yapalım. Bir tane ufak depo yapalım. Şu kenar nasıl? Ya da burası. Ortayı değerlendirmeyelim şimdilik. Şuraya bir tane daha depo patlattım. Ve evi de upgrade'lemedik henüz. Uğraşıyorlar. Kışı atlatıyoruz gibi. 1300 plastiğim olmuş arkadaşlar. Biraz abartmışım. Bakalım. Bitti sayılır. Halletsinler. Diğerini de upgrade'leyeceğim. Kış epey uzun sürüyormuş. Bu ev mi? Niye oraya ev yapmışım? Aa, bir tane daha hastaneye açıyorum. Nedense insanlar şey olmaya başladı, yamulmaya başladılar. Radyasyon yiyor herkes. Ve upgrade'imiz geldi. Böylelikle hepsini inşa edip yavaş yavaş upgrade'lemeye başlayacağım şimdi. Mutluluğumuz tavan yapacak. Umarım ki. Umarım ki. Ve workshop'lar da geldi. Hadi bakalım. Taylor, terzimizi yapacağız. Sonra da araç gereç yapacağız. Sanayi bölgesi nerede? Sanayi bölgesi... Şurası sanayi bölgesi bence. Şöyle devam edebiliriz, uzatabiliriz. Burada ağaç vesaire çıkıyor. Bir tane boşluk bırakayım, yol çekerim yukarı doğru. Ama burayı sanayi mahallesi belledim arkadaşlar. Onun yanına araç gereç şeyini de yapabilirim. Dükkanını. Aynen, dükkanlar şeyler burada olsun şimdilik. Şöyle yolda çektim birkaç tane. Ve öncelik depoyu bitirdiler. Aslında buraya da bir depo yapabilirim. İleride yaparız arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç bölüm önce çok merkezi yapmıyorsunuz bu oyunda depoları. Her yere bir iki tane depo atacağım. Ve sonra ileride içine ne koyup koymamamız gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Daha optimize ederiz. İki kişi üşüyor. Sıkıntı değil bence. Araç gereci toplamış. Artık dönebilirsin. Şu eşyaları bırak bence. Yavaştan bir sürü şey toplamışsın. Burayı da açtık. 10 tane bölgeyi açtın diye achievement geldi. Benzin. Antibiyotik. Toplamaya başlayalım. Toplamaya başlayalım ufak tefek. Outpost işini çözmemiz gerekecek. Burası ne yazık ki üşüyor. İleride buraya bir tane daha ısıtıcı koyarım. Ama evet, üşüyen hastalananlar var. Aa, bir tane daha yaptık bunlardan. Şimdi bu ikisini yıkmam gerekiyor gibi duruyor. Gelişmiş evden koyabilmek için. Kışın da inşaat yapmalık tam vakit. Şöyle yapma. İki tane sığmıyor oraya. Ne yazık ki. Çok üzücü. Sadece bir tane sığıyor. Ve dört tane yıkıp bir tane koymamız gerekecek. Yolu değiştirebilirim. Aynen. Yolun şeklini değiştireceğim muhtemelen. Mesela bir sonraki sezon daha buna uygun koyarız. Bunları planlarız arkadaşlar. Olmadı, şuraya yapalım evi. Bunu upgrade'ledik mi? Yes. Çok güzel. Haydi ileri saralım biraz. Şu kışın geçmesini bekleyelim. Sadece 37 kişi vardı abi. Ben böyle 50-60 kişiyiz diye hayal ediyordum. Öyle bir şey söz konusu değil. Bir tane daha quest geldi. Yarının ötesinde. Of. Biraz korkutuyor beni.
Haydi tıklayalım. More than two decades have passed since the events that plunged the world. Dünyanın yok olmasından 20 yıl geçti diyor. Sweep through the land on a regular basis, instilling fear amongst the people who try to start anew. Hiçbir şey anlatmıyor arkadaşlar. What started as a natural disaster of cosmic origin. İşte bir doğal felaket olarak başladı ama tüm dünyayı darmadağın etti diyor. Uluslar düştü. Geriye kalanlar birbiriyle savaştı kaynaklar için. Hiçbir ordu kalmadı yönetecek diyor. İşte gelecek kaygımız var. Hiçbir şey anlatmıyor arkadaşlar. Nasıl bir quest anlamadım. Bakalım. Dünya haritasında bir yeri incelememi istiyor. Onları da yavaştan yapacağız ama main questlere çok girmiyorum şu anda. Bakalım. Bakalım. Öncelikle kışı atlatmak istiyorum. Hastaları toparladık gibi. Eventler, olaylar sürdü mü gidiyor arkadaşlar oyunda. Bitmiyorlar. Bunun tamire mi ihtiyacı var? Aman. Yo. Bu alet nedir? Canı %100. Bilmem. Bilemem. Şimdi. Şey geldi. Terzimiz geldi. Flex kullanarak elbise yapacak ki 7 tanecik var. Ama flex'imiz var mı? Güzel soru o. Şurada bir tarla açtık. Ama henüz toplama fırsatımız olmadı ne yazık ki. Kış geldi. Onun haricinde... Bir yerden topluyorduk flexleri. Geyiklerden topladık galiba bir süre. O yüzden 159 tane var. Fiber, fibermiş, flex değilmiş. Yavaştan terzimiz çalışmaya başlayacak. Şimdi Satoshi bir yeri daha açtı. Yine sağlık. Şuradayken sen şurayı da aç. Diğer karakterlerin gelmesi epey bir uzun sürecek. Başka? Rico. Bir tane daha bilim yeri geldi ama biraz tehlikeli. Haritayı açmaya devam edelim. Şu outpost işini çözeceğim bir noktada. Ve terzimiz hazır arkadaşlar. Onun yanında da araç gereç yapacağız. Bunu halen bilmiyorum nerede kullanacağımızı. Kazmak ve kesmek için iş hızını arttırıyor diyor ve üretkenliğini. Bir sürü var zaten ama ufak tefek üretebiliriz. Öğrenmek açısından. Şu anda kışın çalışmıyor olabilir bu arada. Ya da çalışıyorlar ama üşüyorlar. Göreceğiz. İki tane çocuk doğdu. Ve research tarafında da bakalım. Evleri upgrade'ledik. Bir şey daha yapmış olmamız lazım. Evlerin ötesinde. Handicraft. Bunu da açtık. Şimdi, outpostları açmam lazım. Dünya haritasına binalar kuracağız. Ve düzenli olarak gelir kazanacağız. Bu. 125 research gerekiyor tabii ki. Ona sahip değiliz. O zaman research şeylerinden birini açmam lazım arkadaşlar. Mesela bu. Bu. Hatta kurarsak 12 saatte 16 research puanı gelecek pasif olarak. Bunu toplayabiliyoruz direkt. Ben Satoshi. Neyse orayı açsın sonra bakacağım. Orayı açsın bakacağım. Şu kış geçsin istiyorum. Rahatsız ediyor beni. Biraz dekorasyon da atabiliriz aslında. Şu girişe. Çiçekler, böcekler belki. Bakalım. Rico rezalet bir yer açtı. Burası neden kırmızı? Reaper Boss. Okay, bulaşmıyorum. Böyle şeyler mi var? Bulaşmıyorum şimdilik. Satoshi açıyor mu haritayı? Açmıyor. Aç bakalım.
Epeydir saldırı da gelmiyor. Bir sürü yetişkinimiz var. 39'a çıktık. Güzel. Bir tane daha ev geldi. Onu da upgrade'liyorum. Buradaki şeyleri de yavaştan yıkmaya dökmeye başlayacağım. Evleri. Hatta yıkalım. Var değil mi popülasyon için yer? Sadece bir kişilik yer var. İnsanlar geliyor. Kötü zamanlama. Kötü zamanlama. Belki de şunu hızlıca upgrade'lersek bunu hesaplamıyordur şimdi. Çünkü kapıdaki insanları alacaksam içeride ev olmalı. Kışın evsiz bir şekilde gelmemeliler. 6 kişilik yerimiz var. Güzel. Şimdi Platy gelmiş. Şu hero'ları ben şuraya çekiyorum hızlıca. Çünkü combat olabilir. Bir şeyler dönebilir. Kapıda 2 kişi var. Bakalım dertler neymiş. 5 yetişkin, 3 çocuk, 2 yaşlı. O kadar insana yerim yok ama yes, yapıştırdım. Evet, aksiyon oldu dediğim gibi. Saldıranlar var. Ama hazırız. Eriteceğiz. Bıçaklarla gelmişler. Yemeyiz bu oyunları. Temizledik. Şurada gidin. Yemek toplayın 1-2 dakika. Ve evsizler var ne yazık ki. Ev nereye yapalım? Shelter. Shanty daha doğrusu. Buraya yapmaya devam da edebiliriz. Buraya sığmaması kalbimi kırıyor. Şuraya bir mahalle de yapabiliriz aslında. Neden olmasın? Tam sığıyorlar buraya. Haydi şuraya bir mahalle yapalım. 1, 2, 3 tane ev yaptım. Burada endüstriyel binalar şey yapmadığı için bu oyunda mutsuzluk vermiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden dip dibe yapabiliriz zaten. Birazcık daha kaotik, gerçekçi olabilir hatta. 2 kişi evsiz diyor. Çözüyorum o problemlerini. Amma şey var sol tarafta şu anda. Amma şey var. Vay canına. Evsizliği çözdük gibi. Buradaki yemekler bitmiş. Fighter. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Fritz'i haritaya yolluyorum. Main quest'i yapalım biraz. Dafina'yı da yolluyorum. Biraz risk alıyoruz. Haydi main quest'i yapalım. Sol taraf sapıttı. Elbisen az diyor. Çalışmıyor mu bu? Kışın galiba elbise de tüketiyorlar arkadaşlar. Öyle bir şey de söz konusu olabilir. Fritz geldi. Şuraya yolluyorum. Biraz riskli gözüküyor. O yüzden 2 kişi yollayacağım. Kombat mı çıkacak, ne olacak? Yaratığın yuvası burası. 2 specialist alır diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Elbisenin azalması da üzücü. Bu kış herhalde 20 bölüm sürecek. Yani bitmeye niyeti yok. Kışın bitmeye niyeti yok. Bu adam hiçbir şey üretmiyor bence. Bizi yiyor. Malzeme taşıyor diyor. Heh, üretiyor sonunda. Evet, bundan sonra biriktireceğiz. Umarım geç kalmadık. Umarım. 7 kişi enfeksiyona mı uğradı? Bir şeyler dönüyor, ben anlamıyorum. Bir şeyler dönüyor. Burada bir bakalım haritadan. Ne oldu? Çok insan iyileştirdim diye. Achievement geldi. Şu. Oo, burası yayılmaya başladı. Oradan sıkıntı yaşıyor olabilirler. Evleri tam şeyin yanına koymuşum. O zaman şeyi yıkıyorum arkadaşlar, mezarlığı. Mezarlığı yıkıyorum. Ben etrafını etkiliyor zannediyordum ama yayılma şeyi var. Mezarlığı çok uzağa yapacağım. O evdekiler enfeksiyona, radyasyona maruz kalmış olabilirler. Gerçekten sol taraftaki notifikasyonlar çıldırdı. Burial pit nereye yapıyorum biliyor musunuz?
Ta buraya yapıyorum. Umarım burası azalacak zamanla. Umarım. Şimdi dünyaya dönecek olursak. Rico. Rico. Araba bulduk. Enteresan. Burayı da açalım. Scout olduğu için. Scout değil mi bu? Evet. Çok hızlı açıyor. Satoshi kardeşim ne yapıyor? Bence bu research'ü toplayalım. Buraya research outpost yap diyor. Yani bunları açamıyoruz. Bu ikisine de research outpost yapacağım. Benim research outpost'u açmak için de şuradaki research'ü toplamam lazım. Canı çok az Satoshi'nin. 42 canı var. Burayı toplarsa 12 saatte 20 damage. Tamam, burayı yapabilir. Fena değil. Kış gerçekten bitmeyecek. Buradaki umarım azalacak burası. Yoksa can yakacak. Kapıda birileri var. Tam da şiroları yollayınca. Haydi bakalım neler olacak. Para istiyor arkadaşlar. Bas git diyorum. Ve kapışacağız anladığım kadarıyla. Ve değişik bir kapışma sistemi var. Kapımızın gücü var. Ve düşmanların gücü var. İçeri girip kapışmıyoruz bu sistemlerde. İki tane gardım olduğu için nispeten avantajlıyım ve kuvvetli bir saldırı değildi. Kendimi mi patlattı o? O yüzden rahatça aldık arkadaşlar. İçeri girmediler. Gitmeleri gerekiyor şimdi bu noktada. Para geldi, elbise geldi. Süper oldu çünkü elbisem bitmişti. Ama bu kış gerçekten bitmeyecek. Kanser niteliğinde bir kış. Yedi kişi enfeksiyona uğradı. Yani bir tane daha mı hastane yapmamı istiyor? Bir tane daha hastane yapacağım. Yani. Dördüncü hastanemi yaptım. Mezarlığı buraya yaptık. Yes, buranın etkisi kalktı. Süper. Bu yayılır mı bilmiyorum. Ama en azından evlerimiz artık etkilenmiyor. Bunları upgrade'liyorum arkadaşlar bütün evleri. Şu soruyu sormasa bana emin misin diyor. Evet, o yüzden tıkladım. Sanki kötü bir şeymiş gibi upgrade. Yıkıyorum sanki binaları. Gloriosa şeyi topladı. İlk yardım şeylerini. Benzin de topla. Niye olmasın? Requirement'ı açmaya devam ediyor. Tam gaz. Burada bir sürü şey var. Burayı da açıver. Scout olması şahane oldu. Şimdi kışı atlatmak istiyorum. İki kişi evsiz. Çünkü hepsini aynı anda upgrade dedim. Aferin Ançar. Upgradeleyince içi boşalıyor. Diğer oyunlar gibi değil. Bir tane daha hastane geldi. 4 hastane full var diye çalışıyor şu anda. Nüfus da 47'ye uçmuş. Aslında biraz daha metal vesaire çıkarmam gerekiyor. Burada çalışıyorlar. Kaç? Burası bitti. Yeni metal bulmam gerekiyor. Acil bir şekilde. Kış bitti mi? Sonunda. Sonunda tarlaları dolduruyoruz. 2, 3, 4. Şunları kapıyoruz. Yakacak. Modun kim yapıyorsa yapmasın. Çok fazla yakacak unum var. Seni de kovdum. Ve işte bu. Rico burayı da açtı burada da. Zorlayıcı bir çete var. Burayı da açsın gelmişken. Ve haydi main quest'i yapalım arkadaşlar. Bir köylüler bir şeyler gelmişti. Yaratık var demişti. Loot'u topluyoruz. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Bir çeşit kaynak diyor ve devam ediyoruz. Bu muydu main quest? Bir daha gireyim. Bitti mi? Bu muydu? Peki.
Buraya gideceğiz şimdi. Ne bulduğumu bile anlamadım. Inventory'me bakabiliyor muyum? Canned fruit. Konserve meyve. Peki. Peki. Şimdi tarlalara attık insanları. İyileşenler var halen. Birkaç kişiyi çıkarabilirim. Popülasyonumuz gayet iyi. Evler gayet iyi. Hepsini upgrade'ledim. Mutluluk o yüzden halen yükselmiyor. Restless diye bir debuff geldi. Huzursuzlar. Ve şu dandik evleri yıkmaya devam edeceğim. Tabii hafif hafif yıkmam gerekiyor. Kafamıza meteorlar yağıyor. Oley. Onun dışında metal diyordum. Metal daha çok ihtiyacımız var. 92 birikmiş sadece. Burayı bitirdik bile. Metal. Ana haritada da birazcık buluyoruz aslında. Ama etrafta acilen metal kaynağı bulmam lazım. Ki gerçekten bitiyor. 60 tane kalmış. Kuzeyde bir yerde açtık diye hatırlıyorum metali. Hatta şuradan daha net bakabiliyorsunuz. Malzemeye tıklarsanız metal ne renk? Plastik mavi. Metal şöyle. Gri gibi. Şu. Bu. Şurada metal var. En yakın. Bu ne? Burada da var. Sağ taraf çok iyi de. Biraz yol çirkin. O yüzden şununla başlayabiliriz arkadaşlar. Burası çok iyi alan ama bununla başlayalım. Hatta şuraya kurabilirsem binayı. Metal toplayıcıyı. Oraya yolda çekebilirim. Metal toplayıcı neredesin? Scrapper. Aynen. Burayı yapalım. Ve şuradaki yolu kullanırlar. Umarım ki. Bu kadar uzağa yapmak mantıklı mı ya? Acaba base'e yapsam oraya kadar yürüseler mi? O daha mantıklı. Burada işlemiş olurlar malzemeleri. Ya da şu. Buralara gidecekler. Şöyle bir yere yapayım. Aynen. Böyle bir yere yapacağım. Çok da uzağa koymayacağım. Çünkü gelip burada işliyorlar. Onu depoya taşıyoruz sonra. İşte ortada bir yerde olsa biraz mantıklı olabilir. Göreceğiz. Böyle bağladım arkadaşlar. Süper. Şimdi metal gelmeye başlayacak ufak tefek. Bir tane daha alabiliyor muyum specialist? Param ucundan yetmiyor. 59 gold'um daha olmalıydı. Şimdi hastane işlerini hallettik. Evleri takır tukur yıkıyoruz. Yol nasıl patlatabiliyorum yolları? Şu yolu harcamak istiyorum. Yeni dekorasyonlar gelmiş. Remove road. Şöyle yapacağım. Evleri daha düzgün yapabileceğim. Bu arada aynı şekilde koysam da evler kafasına göre yerleşiyor. Ama birazcık rahatsız edici ama olsun. Upgrade'li olsun, bizim olsun arkadaşlar evler. Bir tane buraya. İşte bu. İşte bu. Çok güzel sığdılar. Bunlar contamination'a %52 olmuş. Bunları elle temizlemek gerekiyor. Bam. Bam. Belki de mezarlığı da yapabilirdik. Ben şu anda aklıma geldi. Yok, mezarlık olmuyor. Orada kimse çalışmasın zaten. Burada derdimiz ne? Forester ne olmuş? Damaged. Tamir edelim. Şu tamircimiz var da onu çalıştırıyor muyum şu anda? Çalıştırmıyorum. Maintenance. Haydi bir kişi koyalım. Bir kişi koyalım ve şöyle etrafı tamir etsin. Çok gerekli olmayabilir ama. Dursun bakalım. Elbise halen yetmiyor. İkinci elbiseciyi mi yapsam? Bu adam çalışmıyor ki. Duş alıyor, takılıyor. Bunu kovdum ben. Aynı geri aldım sonra.
Başka birisini almadık. Silahımız yok. Silah ne işe yarıyor? Ateş gücü sağlıyor. Dida köylülere mi veriyoruz? Guardlara mı veriyoruz? O da bilmediğim bir şey. Silah bulmam veya üretmem gerekiyor arkadaşlar bir şekilde bir noktada. Bu ne yapıyor? Şeyi topluyor. Fena değil, fena değil. Birazcık research point gelecek şimdi. Dünya haritasından Satoshi halledebilirse işini. Bunu değerlendireceğiz. Evleri upgrade'lemeye devam. Konfor umarım tavan yapacak bir noktada. Üç kişi evsiz çünkü upgrade'liyorum. Fareler yemeklerimizi yiyor. Ne yapmamı bekliyor? Saldıramıyorum. Hiçbir fikrim yok. Yediler. Yiyip gittiler. Plastikçimiz hazır arkadaşlar. Bir kişi daha ekliyorum. Şimdilik plastik diyorum, metal. Şimdilik şunu toplasınlar. Yolda çektik bir tane. Bakalım nasıl olacak. Fareler halen yiyor mu? Yemiyor galiba. Orta boy tarla yapmam lazım. Daha büyük tarlalara ihtiyacımız var. Şimdi şey geldi. Arkadaş main quest'e ilerliyor. İşte bir yaratığı arıyoruz arkadaşlar. Bölgeden bölgeye geçerek main quest çerçevesinde. Yine 30 tane şey bulmuşum. Orada da değil. Şimdi buraya gitmemiz gerekiyor. Rico haritayı açmaya devam ediyor. Efsane research puanı var burada. Bunun yapması 3 gün sürüyor. Çok yavaş ama Rico buradayken bence yapsın. Çünkü Satoshi'yi oraya yollamak yıllar sürecek. Burada benzin topladık. Antibiyotiği de toplayıver buralardayken. Şeylerimiz yardırıyor gerçekten. Burada da diğer main quest var. Bunlara bakacağız. 68 metal var. Şunu temizleyelim gelmişken aslında. Fritz buraya gitsin. Bunları eziyor. Tokatlar Fritz. Çok güzel. Ve bakalım. Elbise biraz yavaş üretiyoruz. Bugün 6 tane bozulmuş mu? Bozuluyor mu? Bir tane daha elbiseci yapmam lazım o zaman. Ya da bunu upgradeleyebiliyor muyum? Hayır. Başka birini koyabiliyor muyum? Hayır. Elbise işi hançeri gerdi. Yemek su nasıl -7 olur? O da çok değişik. Popülasyon coştu demek ki. Popülasyon yüzünden muhtemelen. Bir tane daha su deposu yapalım o zaman. Su tarafında sıkıntı çekmeyelim. Şuraya yapabilirim. Hazır yol çekmişken. %71 mi? 75 ne kadar düşük. Bir tane daha su deposu yaptık. Bir çift tartışıyormuş. Hadi bakalım bir siz eksiktiniz. Bir çift çocuklarının nasıl yetiştirilmesi konusunda tartışıyor. Anne diyor ki ev işleri yapsın. Babası da oyun oynasın diyor. Ben de eğitim almalı diyorum. Hoppa masaya vuruyorum. Herkes 30 mutluluk kazandı. İşte bu. işte bu. Eğitim şart. Elbise az diye uyarı vermeye başladı. Ben bir tane daha elbiseci yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Popülasyon çok hızlı artmış olabilir elbiseye kıyasla. Biraz gecikmiş olabiliriz. Onu upgrade'lemek için muhtemelen research vesaire de var ama ben terzin arkasına ikinci terziyi yapıyorum. Araya da boşluk bırakmıştım şuradan. Güzel bir yol çekiyorum. Hatta şuraya kadar çekiyorum, abartıyorum. Çeşmemiz tamam. İki terzimiz olacak. Silahı da bir yerden bulmam veya üretmem lazım. Metal işine biraz daha abandık. 4 kişi metal çıkarıyor. Metaller nereye gidiyor? Araç gerece çeviriyoruz galiba hepsini. Biraz daha bayağı daha metale ihtiyacım var. Bu kadar insan çıkarıyor olmasına rağmen bura bitti sayılır.
Ben buraya bir tane daha metalci koyacağım arkadaşlar. Orası bitiyor çünkü. Ve alternatif yollarla metal üretmeyi bulmamız lazım. Bu arada haritayı da açalım. Bayağıdır haritayı açmıyoruz. Kaynakları keşfetmemiz lazım. Burada guard post. Tahtam da bitiyor bu arada. Vay 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 vay. Sıkıntılar üst üste. Nereyi açalım? Şurayı açalım arkadaşlar. Bir tane scout kulesi koydum. Evet, gelin tahta işine biraz daha el atalım. Şimdi burada ufacık bir bölgede şey yapıyoruz. Tahta yapıp kesiyoruz. Lumberyard. Ve Forester beraber çalışıyorlar. Lumberyard'ı biraz daha kuzeye kaydırıyorum şimdilik. Çünkü bir sürü ağaç var burada keseceklerim. O zaman Lumberyard, Forester birer tane daha yapmam gerekiyor. Ya da Lumberyard'la başlayalım arkadaşlar. Sonra ağaç ekmeye devam ederiz. Mevcut ağaçları keselim de bir. Şu. Tarlaların karşısına olur mu? Buranın verimlilik şeyine bakalım. Şuraya koyabiliriz. Biraz uzak ama. Bir şey oluyor. Biri saldırı altında. Pausladım. Ama önce oduncuyu halledeceğim. Burayı da yapabiliriz. Sol altı. Buralar. Ağaç yavaş mı büyüyor bilmiyorum oralarda. Bence burayı yapalım. Burası 10 numara. Burası 10 numara. 1000 numara. Buraya koydum. Kim saldırı altında? O ne? Sandworm mu? Oha. Oho, bu ne? Devasa mutasyona uğramış solucan diyor. Metal kaynaklarının orada mı? Kim oraya gitti ki? Scrapper mı? Okey, metal öldü bu galiba. Altına etmiş, tipe bakar mısınız? Ölmemiş. Bunu öldürebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Bir tane adamım var. Onu da salmak istemiyorum. Hero'ları buraya getirip saldırabiliriz ona. Aksi takdirde metal falan kalmayacak. Ve bilmiyorum ne kadar güçlü o. Hiçbir fikrim yok. Ama oradan karakterler inatla oradan geçmeye devam edecek benim adamlarım muhtemelen. Şu soldan gitmek yerine. Belki yol yaparsam bir fikirleri değişir. Şöyle yapalım. Daha hızlı da yürüsünler. Elbiseler az diyor. Bir tane daha yaptım elbiseci. Artık az olmasın rica ediyorum. Elbiseler çok olsun. Tahtalar da bitmeye başladı. Bakalım. Plastik kralı olduk gerçekten. Suyu toparladık. Ve research puanı geldi bir yerden. Bilmiyorum. Şeyi outpost'u açmaya başladık. Artık arkadaşlar düzenli olarak kaynak gelecek. Buradaki metalleri bitirdik. Üretiyorlar mı halen? Yok. Pat. Patlatıyorum. Bir sürü plastik varmış buraya. Plastikçi yapabiliriz. Metalci ben bir tane daha yaptım mı yukarı? Hop, çok fazla zoom out yaparsanız dünya haritasına fırlatıyor sizi. Kalıyorsunuz öyle. Galiba yapmadım. Emin değilim. Az önce ikinci metalciyi yapmayı düşünüyordum. Yapmamış olabilirim. Scrapper karşısına bir tane daha yapıyorum. Bunlar abi kardeş çalışsın. Bir grup gelmiş. Hoş geldiniz. Üç çocuk, iki yaşlı, bir yetişkin. Süt mü? Hayvancılık da mı var oyunda? Hiçbir şey getirmemişler ama alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk bölümde. Herkese kapımız açık bizim. Ve popülasyon 55'e ulaştı derken unuttum. Yine mi saldırıya geldiler? Oh, neler oluyor? Devasa ayılar saldırıyor. Devasa ayılar saldırıyor. Abi siz eksiktiniz. Şu guard postu çağıralım. Buradaki guardları çağıralım.
İki tane devasa ayı geliyor. Biri balıkçıyı patlatıyor. Orada kapışsın birkaç saat. Bakalım ne kadar kuvvetliler. Herkesi katlediyormuş 55 kişiyi. Belli olmaz. Haydi. Şehrin ortasına kadar geldi biz dalına kadar. Dalmayı düşünüyor muyuz sonunda? Hiromus nerede? Gelmiş. Ezikmiş. Ben gereksiz yere korktum. Bayağı ezikmiş. Bunu, solucanı da indirelim arkadaşlar. Gitti o. Şimdi buna dalalım. Dünya haritasında boşta biri var. Haydi burayı da açalım main quest'i. Yaratığı sonunda bulduk. Arabanın içine saklanıyorum. Tünele giriyorum. Bitti. Saçma sapan bir sürü şey buldum. Belki okusam daha keyifli olurdu ama gaza gelip şeylere bastım arkadaşlar. Tuşlara bandım. Sen dön bakalım şeye. Bu banditleri indiriyor. Evet, okuyacağım bundan sonra. Aşırı derecede heyecan yapıp tıkladım direkt opsiyonlara. Neyse, aksiyon burada. Burada da yaratıklarla kapışıyoruz. Çok bir değişiklik yok. Umursamıyor bile bizi. Mezarlığı yok etmeyi tercih ediyor hayatını kurtarmak yerine. O da indi. Savaşı kazandık. İlk defa savaş kazanmış olabiliriz. Şimdi solucağa da saldırıyorum. Bir gaza geldim. Bakalım temizleyebilecek miyiz? Şunu tamir edebilir mi birisi? Mezarlığı da tamir edelim. İkinci şey bitmek üzere. Metalcimiz. Bu biraz daha kuvvetli çıktı. Bunu da aldık ama. Tokat. Achievement bile geldi. O kadar zor muymuş? Mealworms. Ne? Yemelik solucan çıkıyor içinden. Afiyet olsun. Kolonimiz bugün de doyacak. Artık buradaki demirleri çıkarabiliriz. İki kişi ekledim. Dünya haritasına hızlıca gidiyoruz. Savaşı kazanmışız. 7 metal mi? Daha fazla vardı içinde. 68 tane daha var ama 4 gün sürecek bu adam için. Gidip başkasını, birisini daha dövsün. Savaşçı olduğu için bu. Dövmesi daha mantıklı. Şunları da döv. Sonra scavengerlar toplayabilir kalan şeyleri. Herkes iş yapıyor. Ve yavaştan burada sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Yine aksiyon dolu. Pozitif bir bölüm oldu. Yeni evleri yaptık. Hepsini upgrade'ledik neredeyse. Yıkıp sonuncuları da ev yapacağız. Ve bu sayede mutluluğumuz biraz daha yükselecek. Fena değil. Konforlu shelter'ları var. Büyük bir çoğunluğun. Elbise işine girdik. Araç gereç yapıyoruz. Demiri toparlayacağız. World Map'te yardırmaya başladık. Yemek güzel. Bir silah eksiğimiz var. Onu da bir şekilde çözeceğim. Ama yine yardırdığımız güzel bir bölüm oldu. Outpost'lar bitti. Bir sonraki bölüm. Outpost açacağız. Böyle dünya haritasına binalar kuracağız ve düzenli olarak gelir gelecek arkadaşlar. Outpost deposu da yapalım veda etmeden. Buradan insanları eğitiyormuşsun, sonra da şey yapıyormuşsun. Bunu çok merkezi bir yere koymaya gerek yok muhtemelen. O yüzden şimdilik şuraya koyalım. Ve bir sonraki bölüm tam gaz devam edeceğiz. Teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.